Bu okuyacağımız yer insanların ayıramadığı, tefrik edemediği bir mühim meseledir. Yani bazen insanlar kendine taalluk eden işleri Allah'a havale ederler. Bazen de Cenab-ı Hakk'ın işlerine, şunatına kendileri müdahale etmek isterler. Aradaki kırmızı çizgiyi anlayamayabilirler. Bu sebeple de hizmetlerinde, vazifelerinde tembellik, hırs, atalet ve muvaffakiyetsizlik zuhur eder. İnsanlar yeise düşerler, ümitsizliğe düşerler. Hem kendileri hakkında hem davaları hakkında hem de ikbal ve istikbal açısından kendi hudutlarını aşan meseleleri Cenab-ı Hakk'ın şunatına taalluk eden işleri kendileri yapacakmış gibi düşünerek haddini aşarlar. Haddi açtıklarında da o alanlarda muvaffak olamazlar. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın herkese tayin ettiği bir alan, bir imkan, bir vazife vardır. Onu bilse, onunla vazifeli olduğunu anlasa, onu yapabilir, onun hakkından gelebilir. Ama insanlar kendilerine tereddüt eden ve kolayca yapabileceği işleri bırakırlar. Kendilerini çok alakadar etmeyen, fakat toplumun iltifatını, muhabbetini, alkışını çeken, celbeden alanlara girerler. Onu da his ve heveslerini tatmin için yaparlar. Oradan da netice alamazlar. Ben size şimdi bir şey sorayım arkadaşlar. Bir insan en kolay kimi terbiye eder? En kolay, he? Kendini. Bundan kolay bir şey var mıdır ya? Bir adam en kolay kendi nefsini terbiye eder. Biliyor. Huyunu, suyunu, mizacını, ahlakını, durumunu, vaziyetini, he? Zapturapt altına alabilir. Evladı, ailesi, akrabası, onun camiası, cemaati daha sonra gelir. Orada işi daha müşkildir. Kendi Cenab-ı Hak kendimizin tasarrufuna vermiş olduğu nefsimizi, terbiyeyi bırakıyoruz. Ahlakımızı düzeltmeyi bırakıyoruz. He? İbadetlerde, fazilerlerde kemalata gitmeyi bırakıyoruz. Başkalarıyla meşgul oluyoruz. E kendini düzeltmeyen başkasına da sözünü geçiremez. Nasihat edemez. Müessiriyeti kırılır. En başarılı olabileceği, birinci derecede mesul olduğu, Cenab-ı Hakk'ın kendi inisiyatifine bıraktığı alanı terk edip üçüncü, dördüncü, beşinci derecedeki başkalarını birinci derecede ilgilendiren alanlara girip, oraları terbiye etmeye kalktı mı, acize düşüyor. Yapamıyor. Değil mi? Mağlubiyete düşüyor. Oradaki başarısızlık ye ise ümitsizliğe düşürüyor. Kendini de terbiye etmekten zaten vazgeçmiş. Bu millet adam olmaz. Değil mi? Bu ülke düzelmez mantığıyla yelkenleri indiriyor. Herkes Cenab-ı Hakk'ın kendi tasarrufuna vermiş olduğu alanı düzelse yok mu? İşler o kadar kolay olacak ki. O kadar kolay olacak. Ve dikkat ediniz. Yüzde seksen doksan ahali başkasıyla meşgul. Bir adam helalını haramını kontrol etmekte en kolay bak en kolay en rahat yapabileceği nedir? Kendi müessesesidir. Kaçak var mı? Geçek var mı? Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın nizamına düzenli uyabiliyor muyum? Helalımı haramı kontrol edebiliyor muyum diye kendini düşünmüyor. Başkasını murakabeye çıkıyor. Ona da gücü yetmiyor. Her şeyi bilmiyor ki orada. Bilgisinin dışında öyle işler cereyan ediyor ki ona da gücü yetmeyince e, kendisini de terbiye etmemiş oluyor. Allah korusun. Bu defa istikbal hakkında, gelecek hakkında öyle şüphe, öyle endişe, öyle yese düşüyor ki bu insanlık, bu memleket adam olmaz deyip işin içinden çıkıyor. Bunu dese Bediüzzaman derdi. Cihan Harbi, Osmanlı yıkılmış, dünyanın genleri yeniden oluşturuluyor. Bize hayat hakkı tanınmayacak. Tahir Paşa konağında neden dünya kese terakki dünyası olsun da bizim için mi tedenni dünyası olsun diyor. Değil mi? Orada o kararı alıyor. Kur'an'ın sönmez ve söndürülme bir nur olduğunu bütün cihana ilan edeceğim diyor. Bak edeceğiz demiyor. Kendine düşeni yapıyor. Allah bana ne kadar güç kuvvet vermişse ben onu yaparım. Ne vermiş Cenab-ı Hak? Hapishanede gizli gizli dehlizlerde değil mi? Karanlık alanlarda, kimsenin görmediği yerde pusulalar, Risale-i Nur'ları yazdırmak. O zaman gücü ona yetiyor. Matbaaya müsaade etmiyorlar. Kitabın dağılmasına devlet müdahale ediyor. Kendine düşeni yapmış. Ne zaman Cenab-ı Hak o alanlara müsaade etmiş? Bu defa onu yapmış. Ve Türkiye elhamdülillah ehli imanın kucağına düşmüş. Bak vazifesini yapıyor. Vazife ilahiye karışmıyor. Hapishaneye gitmiş. Ben burada kime ne anlatayım dememiş. Bin bereket versin demiş. Beni buraya gönderen biri var. Görev mahpuslara davayı anlatmak. Hapishanede başlayan dava, dağlarda koşuşmaz, kervan geçmez yerlerde, hele gidin barların o zamanki dağlarını tahayyül edin, affedersin. Merkepler çıkmaz. Çobanlardan, garibanlardan yan yana gelmiş, onlara bir şey anlatmış. Niye? Cenab-ı Hak o zaman orada istihdam etmiş. Üstad Hazretlerin çapı mı, kapasitesi mi onlara konuşmak? Van'ın ilim irfan deryasından çıkmış müderris bir adam. Dersi ağam, profesör. Ama nereye kader yönlendirmiş? Benim burada vazifem var demiş. Onu yapmış. Onu yapan Bediüzzaman Hazretleri'nin önüne Cenab-ı Hak açmış. Bugün üniversitelerde okunan, üzerinde tezler yazılanan, değil mi? Bir mücahit, bir müceddit, bir dava adamı olarak dünya kabullenmiş elhamdülillah. E biz de mukayese edelim ya. Bu imkanlar üstadda yoktu ki. E biz de var. Niye havlu atıyoruz ki? Niye istikbal endişeyle bakıyoruz? Yalnız başına zaman bakmış ki biz bakıyoruz. O kıştan baharı görmüş. Biz bu bahardan yazı inşallah göreceğiz, müjdeleyeceğiz. Biz de bize düşeni yapacağız. Yazı getirecek Allah'tır. Biz yazı getirmeyeceğiz. Biz bize düşeni yapacağız.